Tekden Hastanesi'nin sunduğu Gezici Radar programı bu hafta Kayseri'nin Talas ilçesine bağlı Mengücek köyünden sesleniyor sizlere. Tekden Hastanesi Gezici Radar programını sunar. Mengücek köyünde gezintimiz devam ediyor. Kaz üretim tesisindeyiz ve arkamda görmüş olduğunuz bu tatlı hayvanlar işte bu tesiste üretilerek Kayseri'den Türkiye'nin dört bir yanına dağıtılarak Kayseri ekonomisine önemli bir katkı sağlıyor. Efendim, yumurta mı tavuktan çıkar yoksa tavuk mu yumurtadan sorusuna yıllardır cevap arıyoruz. Ve yıllardır cevap aradığımız bu soruya bir kez de Kayseri'nin Talas ilçesine bağlı Mengücek köyünde rastladık. İşte kaz üretim tesisinde elimde görmüş olduğunuz bu devasa yumurtalar az evvel ardımda görmüş olduğunuz o tatlı hayvanlara ait. Ve hemen yanımdaki bu kazlar ise daha birkaç gün önce bu devasa yumurtalardan çıktı. Evet, Mengücek köyünde gezintimiz devam ediyor ve hemen eşeğinin üzerinde bir çoban kardeşimizi gördük. Sığırları kenarda otlarken o da bir gölgelikte dinleniyordu. Sağ olsun, bizi görünce o da yola doğru çıktı. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Sağ olasın. Nasıl geçiyor burada vakit? Güzel. Biz oğlum mal yayıyor. Ne yapıyorsun? Malları yayıyor. Malları yayıyorsun. Peki bir gün nasıl geçiyor burada senin yaşında bir çocuk için? İyi, fark etmiyor öyle. Eşeğin üstünde gidip geliyorsun. Eşeğine geziyorum oğlum. Okuyor musun? Yok, bırakma. Ne olacaksın büyüyünce peki? Belli de kaynakta olurum herhalde. Burada devam. He. Efendim, Mengücek köyünde gezintimiz Nasrettin Hoca misali devam ediyor. İşte görmüş olduğunuz gibi eşeğe ters bindik ve Mengücek köyünü gezmeye devam ediyoruz. Mengücek köyündeyiz ve şu anda köy fırınındayız. Bu köyde yaşayan hanımlar buraya gelerek işte arkamda görmüş olduğunuz ocağı yakıyorlar ve leziz ekmeklerini işte bu fırında yaparak evlerine gidip sofralarıyla buluşturuyorlar. Efendim, yanımda görmüş olduğunuz gibi kabarmış bir hamurumuz var. Bizler de biraz sonra Hava ablamızla birlikte bu hamuru hemen arkamda görmüş olduğunuz fırına uzatacağız ve Mengücek köyünün lezzetli ekmeklerinden tatmış olacağız. Hava abla, kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne yapıyorsunuz burada? Ekmek yapıyoruz. Bir kısmı herhalde oldu. Birazını pişirdik, evet. Bir kısmı daha devam ediyorsunuz. Nasıl yapılıyor lezzetli köy ekmeği? Önce hamuru yoğuruyor, eşkiyor hamurumuz. Fırına geliyor. Fırını yaktım ben, sabah geldim. Bugün kimse yokmuş, ben yaktım fırını. Birazını pişirdim. Bu kalanı da devam ediyor. Şimdi kim önce gelirse... Kim önce gelir de fırını yakarsa sıra onun. Fırın yandığı zaman da tezeğini getirip koyan sıra koyarlar. Ondan sonra sıra ona geçer. Burada imece usulüyle deyim yerinizi çalışıyor. İmece usulü de olur. Komşu herkes kendi ekmeğini kendi de pişirir. Ekmekleri pişirdiniz. Evet, pişirdik. Biraz sonra bunlar eve gidecek. Eve gidecek. Herhalde. Kaç günlük ekmek çıktı buradan? Buradan 15 günlük ekmek çıktı. Dolaba koyuyoruz, dip prize. Maşallah. 15 gün yiyoruz. Peki burada açtığınız, yoğurduğunuz hamuru burada beze haline getiriyorsunuz herhalde. Evet. Daha önce bezeliyor, biraz dinlendiriyor. Ondan sonra açıp yüzünü sürüp pişiriyoruz. Fırına gireceğiz, evet. Biraz sonra. Evet. Oldukça lezzetli gözüküyor. Piştikten sonra biz de ucundan birer parça tadalım. İnşallah. Evet, ekmeklerimiz pişti. Hava ablamız da biraz sonra fırından çıkartacak. Maşallah, ateşin ışığında görüyorum. Oldukça lezzetli gözüküyor ve maşallah güzel de kızarmış. Hava abla, nasıl pişmiş ekmekler? Ekmeklerimiz güzel oldu. Fırından çıkartıyorsunuz. Evet. Çok da güzel pişti. Elinize sağlık mı diyelim? Afiyetle yiyin inşallah. Sağ olun. Teşekkür ederim. Çıkartalım ekmeklerimizi. Maşallah çok da güzel kızarmış. Sıcak sıcak. Efendim, köy ekmeklerimiz Hava ablamızın lezzetli ve marifetli ellerinden sofralarla buluşacak. Biz de tabii ki bir tadına bakacağız. Vay maşallah maşallah. Çok güzel kızarmış. Hava abla oldukça da güzel pişmiş. Neler söylemek istersin şöyle ekmeğe bakınca? Ekmeğimiz çok güzel oluyor. Fırına da alıştık. Artık sürekli gelip burada pişirip götürüyor inşallah. Tadına bakalım mı? Bakalım. Tamam, hadi bakalım. Fadime abla bir yandan ekmeğinin hamurunu yoğura dursun. Efendim, bizler ekmeğimizi şöyle görelim. Oldukça da sıcak. Fadime abla, önce sana vereyim. Sonra kameraman arkadaşım Nazar'a ikram edeyim. Fadime abla,
Komşunun ekmeğini tadına bir de sen bakar mısın? Maşallah, komşunun ekmeği çok güzel. Komşunun marifetli maşallah ama aynı beceriyi senden de görüyoruz. Sen de aynı şekilde yapıyorsun. Biraz sonra senin de ekmeklerin çıkacak evet efendim. Ekmeklerimizin tadına biz de bakıyoruz. Bu lezzetli ekmekler. Ha valla keşke peynirimiz, tereyağımız olsaydı ama. Evet. Yiyelim bir bakalım tadına. Fırın açmayı düşünür müsün? Afiyet olsun. Olsa çalışırım, yapabilirim. Çok lezzetli. Yani fırın ekmeğinden hiçbir fark yok. Yapabilirim. Ama beni o ara kim çıkar? Fırından çalışırsa. Evet, yanımızda doğayı, tabiatı sanata dönüştüren bir isim var. Şerafettin Bey ile birlikteyiz. Kendisi doğadan çıkartılan taşı deyim yerinde ise işleyerek bir sanat eserine çeviriyor. Şerafettin Bey, çok güzel bir yerdeyiz. Gerçekten insana ferah veren bir yerdeyiz. Sanatın içindeyiz aslında. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Şöyle diyeyim, biz bu yaklaşık 50 yıldır bu işin içindeyiz. Babamdan, dedemden, bu zamana bize geldi. Biz de devam ettiriyoruz. Doğadan sanata. Peki, ne yapıyorsunuz burada? Ya imkansız, zaman alır. Yapmayacağımız bir şey yok. Neler yapılıyor? Çeşme, şömine, barbekü, cami, minaresi. Hediyelik eşyalar. Hediyelik eşyalar. Ya değil mi? Aklınıza gerek her şey var bizde. Yani taşın üstünde gözümüzde gördüğümüz her şeyin bir şeklini yapabiliyorsunuz. İşte aynen öyle. Gözün gördüğünü heykel o biraz o bize biraz ters kaçıyor. Heykel bizim dinimizde de haram olduğu için çeşmesi, şöminesi, mezarı değil mi? Yok yok. Her şeyi yapabiliyorsunuz. Hayalet. Bunun sınırı yok. Mesela bir araba bunun taştan birebir olarak aynısını siz burada yapabiliyorsunuz. Yaparız. Sınırı yok değil mi? Yukarıya doğru sınırımız yok. Aşağı alt limitimiz var, üst limitimiz yok. Üst limitimiz yok. Peki bugüne kadar bu köyde yaptığınız böyle en sıra dışı iş ne oldu? Şöyle hatırınızda kalan. Ya şöyle diyeyim, sıra dışı şadırvanlarımız var. Ya bizim köyde değil de ama bizim köyde inşallah bir hayrat yaptıracağız. O da muhtarı bekliyoruz şu an. Diğer köylerde şadırvanlarımız, camiler, minareler. Burası şart değil yani şehir dışı. Doğadan çıkan taşı bir nakış gibi işleyerek herhalde insanlara sunuyorsunuz değil mi? Aynen öyle. Cami değil mi? İbadete ağırlığa ibadette kullanıyoruz. Camilerde, minarelerde ağırlığımız o. Evet, yanımızda Kadir Bey var. Az evvel Şerafettin abimizin bahsettiği o büyük blok taşlar işte bu görmüş olduğunuz atölyede işlenerek bu şekilde sütunlar haline, şadırvanlar haline dönüştürülüyor. Kadir Bey, neler yapıyorsunuz burada? Taşa dair her şeyi yapıyoruz. Az önce Şerafettin abi hayalet yeter dedi. Geri kalanı yaparız yani. Dedi. Kafamdan sütun geçiyordu. Bir geldim sütun olmuş. Aynen. Ne kadar zamanınız alıyor böyle bir şey yapmak? Bir saat. Bir saat. Makineye kod mu yazıyorsunuz? Elde mi yapıyorsunuz? Elde yapıyoruz. Tamam. Tamamıyla. Aynen. Herhalde zımparalıyorsunuz ya da bunun gibi farklı bir... İsteğe bağlı. Kalemle işliyoruz. Nerede kullanılır bu? Camilerde, villalarda. İsteğe bağlı her yerde kullanılabilir. Üstüne isim... Söz. Ne isterseniz. Hepsini yazabilir miyiz? Aynen. Peki talep oluyor mu bu şekilde? O dediğiniz şekilde talep olmuyor da genelde düz şekilde talep oluyor. Maliyet olarak yüksek olduğundan millet talep etmiyor. Daha uygun yolda bu şekilde. Yani. Köye gelen vatandaşlar da sizlerden veya sizlere ulaşarak herhalde bu şekilde ihtiyaçlarını karşılayabilirler. Aynen, aynen. Bu eski şeydeyik. Mağaralardayız. Mağaralardayız. He. Evinin bahçesindeyiz. He, oraya da çıkacak birazdan sonra. Burası çok serin, niye? Güneş görmüyor ki. Ne koyuyorsun buraya? Buraya mı? Şimdilik saman koy. Eskiden şura kaynatamın koyunu, şura keçiliği, şura tohluluğu. Oh maşallah. Her şey varmış. Şimdi de böyle sizin yazlık, kışlık, sebzelik, meyvelik olmuş. Bu da şimdilik samanlı oldu, saçmalı oldu, oturan olmadı. Bitti, işi bitti buranın. Burada hayvanların yemleri duruyor, bozulmuyor. Yemler de yukarıda. İstersen orayı da çek. Çekeriz. Koca yer. Parasından değil ya. Hadi çık. Hadi gel. İçeriden dışarı doğru çıkıyorduk ama ben burada bir durdum. Soğuk bir yer ve yerde kavun karpuzların var senin. Şöyle gösterelim. Otur giy ya. Teşekkür ederim. Ne olur ki ya. Teşekkür ederim. Oğlumun canı çok otur giy ya. Teşekkür ederim. Dur. Otur giy ya. Meryem hala. Burayı sen buzdolabı olarak mı kullanıyorsun? He. Burada buzdolabı. Malzemeler duruyor. Kaynanam buraya eskiden bir de şey ne getirir kormuş, yoğurt, süt getirir kormuş eşkimesin diye. Bozulmuyor değil mi? Yok, hiçbir şey yok. Vallahi buzdolabına denişmem ben burayı. Değil mi? O parasıyla çalışıyor, bura parasıyla değil. Efendim Mengüce köyündeyiz ve yanımızda Meryem halamız var. Kendisinin kümesinin önündeyiz. Tavukları az önce yumurtlamış. İşte 3 tane yumurta
elimizde. Kısmet o, başka yok. Başka yok mu? Yok. Bunları satıyor musun? Yok, satmayacağım. Gösteriç. İstersen al götür pişir. Peki ondan... dışarıdan ben buraya misafir gelsem. He. Desem ki Meryem teyze şu yumurtalardan birkaç tane verir misin? Kaça veriyorsun bunları? Ben öyle veririm, satamam. Satmak yok mu? Yok yok. Para geçmiyor mu senin evde? Aman geçen olacak. Hacı'ya mı gideceğim onun parasıyla? Adamın bizim komşu demiş ki 7 sene samırsak ekersen hacıya gidelim. Aman 7 sene ne dedim. 10 sene eksem gene gidemiyorum dedim. Allah çağırsın, Allah çağırsın dedim. Olmaz mı? Olur, neden olmaz? Bu kadar basit. Parası olan çoğu gitmez dedi kaynatam. Kısmet olan gider, kısmeti dedi. Parayla gidilmez dedi. O da doğru. Allah çağırırsa giderim oğlum. Kısmetin inşallah. Varsa inşallah. Allah çağırsın, bekliyorum. Bak sizi Allah gönderdi. Beni de oraya Allah göndersin. İnşallah. Başka istemem. İnşallah. Bir şey. Evet. Dur sen göster, sen göster. Su, su kuyusunun başındayız Meryem teyzeyle birlikte. Yine bu köyün sembol noktalarından bir tanesi herhalde. Bu kuyu kaç yıllık? 20-30 senelik var. Hep buradan çekersiniz suyu. He, içerdik. Çişmeler gelince kaldı. Kuyunun hikmeti kalmadı ama yine de. Ama gene de lazım. Su gitti mi ne yapacaksın? Susuz kalacaktı. Buna da ihtikar edeceksin oğlum. Değil mi? Olmaz da olsun da ne olursa olsun. Çektik suyumuzu. Güzel. Dikkat et, dikkat et. Düşmeyelim birlikte. Su geliyor. Geliyor, geliyor. Çekiyorum. Maşallah. Kuyu vermiş Allah, el vermiş, ayak vermiş. Kuyuya da su vermiş. Oho. Daha ne olsun? Parasıyla mı? Ne güzel, tertemiz. Sana su temizcim. Gördün mü ya? Bengücek köyünün. Bengücek köyü. Kuyu, suyu. Su, Meryem teyze. Unutma sonra. Ben önce hatırlasın. Allah uzun ömür versin. Ne gerek ama, oğlum gitti, ben de gideyim kıvıracak. Tekden Hastanesi Gezici Radar programını sundu.